Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yine hareketli bir gündem ve önemli gündem maddelerini takip ettiğimiz bir günün içerisindeyiz. Öncelikle dilerseniz güne ilişkin öne çıkanlara bir göz atalım. Ardından her Akıllı Para'da olduğu gibi piyasalarda şu an neler öne çıkıyor? Hisse senedi piyasaları başta olmak üzere dünya sathında gelişmelere göz atalım. Uluslararası kurumlardan Türkiye ile ilgili, Türk varlıkları ile ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün nötr olan görünümünü iyileşiyor olarak güncelledi. Kurum karara gerekçe olarak geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsenmesini, dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar risklerinin azalmasını gösterdi. Tabii makro resimde böyle değerlendirmeler var ama farklı farklı nabızlarda sokağa çıktığımızda farklı farklı değerlendirmeler olabiliyor. Hepimize görüyor ve takip ediyoruz. Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi bayram öncesindeki haftada da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduatlar 14 Haziran haftasında 29,6 milyar TL gerileme kaydetti. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,07 trilyon Türk lirasına gelmiş oldu. Bir dönem KKM'nin yükselişini konuşuyorduk. Bu yılın gündeminde kur korumalı mevduatın gerilemesini konuşmaya çalışıyoruz ama önümüzde daha vakit var gibi görünüyor. Ekonomik Araştırma Enstitüsü IFO Almanya için Haziran ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayınladı. Almanya'da Mayıs'ta 0,2 puan olan sanayi ihracat beklenti endeksi Haziran'da 1,3 puan azalarak eksi 1 puana geriledi. Avrupa'dan karmaşık veriler izliyoruz diye sık sık yineliyoruz. Ama lokomotif ekonomi diye adettiğimiz Almanya, Fransa bu noktada bir miktarda öne çıkan bir konumda. Bakalım nasıl sürecek ki AMB politikaları ekseninde de dünyada aslında dikkatlerin kesildiği yerler. Küresel piyasalar ABD'de Nvidia hisselerindeki düşüşe odaklandı. Biz de birazdan Matthew Blockson'la Bloomberg muhabiriyle konuyu konuşuyor olacağız. Ve 3 gündür sert şekilde düşen Nvidia hissesi teknik düzeltme bölgesinde, vadelilerde hareketlilik var. Tersine döner mi dönmez mi diye. Ama aslında herkesin merak ettiği bu teknoloji rallisi ciddi bir düzeltme yaşayacak mı? Bu noktada dikkatler kesilmiş vaziyette. Son maddemizde enerjiye ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjide yatırım ihtiyacının 6 kat artarak yıllık 2 trilyon dolara ulaşması gerektiğini belirtti. Birol, bu ihtiyacın nasıl karşılanacağına dair yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu da aslında son, özellikle salgın sonrasındaki yıllarda konuştuğumuz önemli gündem maddelerinden bir tanesi ama para politikaları ve makro ihtiyati anlamda dünyada konuştuğumuz başlıklar buna ne kadar müsaade ediyor tartışmalı. Gidelim bakalım haritamıza nasıl bir görünüm var şu an itibariyle Avrupa piyasalarında. Göreceğiniz üzere dün haftaya olumlu bir başlangıç yapmıştık. Bugün bir miktar daha satışların hakim olduğu görüntü özellikle açık olan hisse senedi piyasalarında şu saatler itibariyle dünyada öne çıkıyor. Gördüğünüz üzere DAX en negatif ayrışan ana endeksler içerisindeki hisse senedi piyasası, onu kakaran izliyor negatif ayrışmada ve FTSE'de de %0,25'lik gerileme var. Yine İtalya ve İspanya borsaları geriler durumda. Bir miktar Avrupa genelinde pozitif hisse senedi piyasaları var ama son dönemlerde belki bizim için çok önemli bir endeks değil ama bir aşağı bir yukarı sert hareketleriyle izlediğimiz Riga borsası bugün de Avrupa'nın en pozitif ayrışan hisse senedi piyasalarının başında geliyor. Biz içeride 10.700'ün üzerine gelmeye çalışıyoruz. Şu an 10.695 puandayız. Aslında 10.700'ün üzerine daha yakın görünümler vardı. Kapanış tabii ki önemli olacak. BIST 100'de şu an %0,70'lik kabaca düşüş var. 61 milyar TL'lik de bir hacim var. Gün kapanışına bakıyor olacağız ama en negatif ayrışan endeksin bankacılık endeksi olduğunu tekrar söyleyelim. %1,60'lar civarında düşüşle dünün yukarı yönde hareket edenleri ve aşağı yönde hareket edenleri bugün açıkçası düşüş noktasında birleşmiş vaziyette. Borsa İstanbul'da satışlı bir hava var. Kurda 33 seviyesine yakınız dolar TL'de. 33'ü geçmiyoruz belki ama 33'e çok yakın. 32.96, 32.97, 98'lerdeyiz. Ve 1.07'nin hemen üzerindeki euro dolar paritesiyle euro TL'de de 35,35 düzeylerinde seyrediyoruz. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %42,71'de. 10 yıllık gösterge tahvilimiz %28,80'de. CDS'imizin artık 280'in de üzerine attığı günde. Ons altın 2.330 dolar altında kalmaya devam ediyor. Gümüş de
29,5 dolara yakın görünümünü sürdürüyor. Brent petrolde 85,5, Amerikan tipi ham petrolde de 81 doların üzerindeyiz ama ikisinde de düşüş olduğunu söyleyelim. Aylık bazda da ikisi de %4'ün üzerinde yukarı yönde hareket gösterdi ki son haftalarda özellikle petrolü çok fazlaca konuşur durumdaydık. ABD 10 yıllıkları %4,21'lere kadar çekildi. Spot dolar endeksinin 105,6 olduğu ortamda VIX endişe endeksi de 14'e daha yakında ama 13,5'un altına geldi. Yalnız son dönemde 13-14 bandına daha çok yerleştiğini görüyoruz diyerek bu toparlamamızı tamamlayalım. Ve gidelim şimdi Bloomberg muhabiri Matthew Bloxham'a. Çünkü Nvidia'ya konuşacağız. Hi Matthew. Merhabalar Matthew. Acaba bu bir şekilde Nvidia'nın ya da teknoloji rallisinin sonu mu? Evet, bu çok güzel bir soru ve ben şunu söyleyebilirim. Bunun cevabı hayır değil. Çünkü bu gerçekten de evet Nvidia tarafında, hisse tarafında biraz düşüş oldu. Büyük bir düşüş vardı. Ama bunun temellerle çok bir alakası yok. Yani teknik bir düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Çok güçlü bir rally'nin ardından son birkaç aydır yaşanan rally'nin ardından bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Ve burada yine iyimserlik hala büyüyor. Talep tarafında bir canlılık var. Dolayısıyla Nvidia'nın yapay zeka teknolojisine olan talebin devam edeceğini düşünüyoruz. Ve bence burada kısa vadede zorluk şu olacak. Yani biraz daha oynaklık belki görebiliriz. Ama burada değerlemeler söz konusu olduğunda hala çok yüksek. Ve bunun da önümüzdeki dönemde çok belli bir büyüme talebinin devam edeceğini hem Nvidia için hem teknoloji için önümüzdeki 5-6 yılda bunun olacağını bekliyoruz. Ve burada hem karlılıklarında hem gelirlerinde bu şirketlerin büyüme olacağını bekleyebiliriz. Ve tabii ki burada belirsizlikler de var. Çünkü bunun önümüzdeki dönemde nasıl bileşenlerden oluşacağını, bu büyümenin nasıl oluşabileceğine dair belirsizlikler de var. Dolayısıyla çok fazla de burada direkt olarak yapay zeka teknolojinin bugünden daha fazla yer kaplayan bir şekilde etki olduğunu görmemiz gerekecek ve tabii ki pek çok şirket de yapay zeka ile alakalı denemeler yapıyor ve bunun ne kadar maliyet tarafında veya yeni gelir yaratımında bir rol oynayabileceğini kestirmeye çalışıyor. Dolayısıyla değerlemeler konusunda hala belirsizlikler var yapay zeka teknolojisiyle alakalı olarak ve işte bunu Nvidia hisselerinde de aynı şekilde söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki birkaç ay ne olacağını bilmiyoruz ve belki önümüzdeki 1-2 yılda da bu gibi, yani bu şirketlerin yapay zeka adaptasyonu konusunda bir süreç işleyecek ve burada talebin devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Peki bunun aslında tersini sorarsak yüksek bir oynaklık periyodu mu başlıyor acaba Nvidia ya da diğer teknoloji şirketleri için? Bence çok büyük ihtimalle biraz daha sadece Nvidia'da değil direkt olarak diğer teknoloji hisselerinde de bir oynaklık göreceğiz gibi diyor. Çünkü çok fazla teknoloji endeks hissesi var direkt olarak yapay zeka hikayesine bağlı olarak hareket eden ve bence yani burada aslında kısa vadede gelebilecek az iyi haber var. Ve bunlardan çoğu da zaten çoğunlukla fiyatlandı, fiyatlamalara girdi. Dolayısıyla şu an itibariyle Nvidia ile ilgili gördüğümüz durum bazı durumlarda bir kar realizasyonunun olabileceği bu hisselerde ve bu da tabii ki temel haber akışlarında bir miktar oynaklık yaratabilir. Ve bu da daha stabil bir hisse fiyatlamasının önüne geçebilir. Önümüzdeki geçmiş dönemde bunları gördük. Tesla bunun iyi bir örneği aslında. Çünkü uzun vadeli bir büyüme hikayesi olsa da aslında bazı şirket için bazı olumsuz durumlar da olmuştu. Ve yeniden şunu söyleyebilirim ya başka örnekleri de var bunun çünkü yine değerlemelerle alakalı olunca uzun vadeli bir büyüme sözü vermesi gerekiyor ve piyasada bu gibi haber akışlarını biraz daha duyarlı hale geliyor. Çeyrekten çeyreğe bakılması gerekiyor ve belki de piyasanın daha fazla umduğundan daha hareketli, daha yukarı hareketli olunca oynaklık da volatilite de buna eşlik etmek durumunda kalıyor. Frankly it's
Evet, aslında çok erken bu soruyu sormak için belki, ama yine de senin görüşünü merak ediyorum. Acaba herhangi bir şekilde bir benzerlik var mı 2000'lerdeki dotcom kriziyle şu anki yaşananlar arasında? Bence burada büyük benzerlik şuradan geliyor. Direkt olarak çok ciddi anlamda bir büyük bir teknoloji rallisini gördük hisse piyasalarında ve belki de bu zaman en büyük farklardan bir tanesi şu: şirketler bu ralliyi bir şekilde karlılık yaratımına bağlamış durumda ve bunlar çok hali hazırda oturmuş şirketler. Örneğin işte Apple, Microsoft ve Nvidia belki bir noktaya kadar. Bunların hepsi de çok karlı şirketler. Dolayısıyla burada talep tarafına, teknik tarafa da baktığımız zaman, bu perspektiften bakınca gerçekten de çok büyük bir fark var şu an olan bitenle ve daha önceden de o teknoloji balonunda neler olduğuna dair çok büyük farklar olduğunu görüyoruz ve çok açıkça şunu görüyoruz ki burada büyük sanayilere, S&P 500 tarafında büyük bir konsantrasyon var, büyük bir odak olduğunu görüyoruz ve bu bazı yatırımcıları da tabii ki çok yakından ilgilendiriyor. Matthew, çok teşekkürler bize katıldığın için. Efendim, Bloomberg muhabiri Matthew Bloxham'dan Nvidia'ya ilişkin detayları aldık. Özellikle küresel anlamda koridorlarda yankıları konuştuk. Şimdi gelin bakalım biraz da rakam ve grafikler ne söylüyor? Onları da Sevcan Ersözlü'den dinleyeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Seyircan, hoş geldin. Aslında içeride de dışarıdaki kadar ilgi toplayan bir konu ama sen her zaman olduğu gibi biraz daha detayında belki de gözden kaçırdıklarımızı söyleyeceksin. Neler var notlarında? S&P 500 endeksinin en pahalı yapay zeka iletken, yarı iletken çip şirketi Nvidia dün düşüşüyle beraber, 6,7'lik düşüş hareketiyle beraber Nisan ayından bu yana en sert geri çekilme hareketini yaşadı. Ama şirket önceki 2 günde düşüş eğilimiyle beraber 3 günlük düşüşünü %15'lik geri çekilme hareketine tamamlamıştı. Bütün bunun ardından gözler acaba yapay zeka, yarı iletken çips endüstrisinde bir aşağı yönlü yokuş aşağı bir iniş mi gerçekleşecek? Onun muadili olan, onunla beraber çalışan şirketlerdeki aşağı düşüş hareketi de topyekun aslında bir düzeltme hareketi mi başlatacak teknoloji endeksi üzerinde bir miktar tedirginliğe yol açtı. Ama biz bugün geliyoruz, vadeli tarafa baktığımızda %2'nin üzerinde primlenen bir Nvidia hisse senediyle karşı karşıyayız. Bir önceki seansta seans notlarıyla beraber Reyhan'la da konuşmuştuk. Analistlerin beklentileri hala Nvidia için oldukça güçlü kalmaya devam ediyor. Sadece pahalılık ve bundan sonraki süreçte gelir tahminlerini ifade ettiği, daha öncesinde bilançosunda açıkladığı şekilde karşılayabilecek mi? Buna yönelik endişelerin olduğunu görüyoruz. Ve konuştuğumuz süreçte Nvidia'nın sene başından bu yana performansına bakalım. Hala getiri sene başından bu yana %138 getiri sağlamış durumda. S&P 500 endeksinin yaklaşık 6 katında bir getiri oranı sağladı. Konuştuğumuz geri çekilme hikayesi aslında baktığımızda son 3 günlük mum olarak şurada %15'lik bir geri çekilme hareketini işaret ediyor. Ama Nvidia'ya sadece 2024 yılı içerisinde baktığımız zamanda bile bu %15'e yakın sayan geri çekilme hareketi aslında ne ilk ne de son. Neyi görmüşüz? Burada tarihlerimizi biraz geri saralım. Şubat ayına gittiğimizde Nvidia hissesi %11'lik geri çekilme hareketinden sonra %45 yükselmiş. Geliyoruz. Sonrasında bu yükseliş hareketini başlattıktan sonra %14'lük bir düşüş var. Yatay bant aralığında kalmış. Ta ki tarihlerimiz ne zamana kadar? Mayıs başını gösterdiği ana kadar. Mayıs başında ise %16'nın üzerinde bir geri çekilme hareketi olmuş yine. Ve bundan sonra hisse bilançosunun açıkladığı tarih olan 22 Mayıs tarihine kadar da kısmi bir biçimde, yatay bir biçimde yükseliş hareketi içerisinde yükselmiş. Ve esas büyük rally ne zaman başladı bizler için? Birinci çeyrek bilançosunu açıkladığı dönemden itibaren başladı. Zaten biz grafik üzerinde burada yuvarlak içerisine de aldığım hareketle de
Burada gap'li yani açıklı bir pozisyon açılımı görmüştük. Bilançodan sonra rekor tazeleyerek başlamıştı ve bilanço sonrası süreçte sadece 22 Mayıs'tan bu zamana kadar ki 22 Mayıs'tan sonraki fiyat süresi içerisinde %38'lik bir yukarı yönlü performans göstermişti geçtiğimiz haftaya kadar. Son 3 gün içerisinde %15'lik geri çekilme hareketi var ama piyasa bunu bir miktar daha teknik bir düzeltme olarak algılıyor ve yeniden alma isteği içerisinde bugün vadeli piyasada fiyatının yukarı yönlü hareket ettiriyor. Neyi takip ediyoruz? Zaten Nvidia'nın ETF'leri var, vadeli işlem sözleşmeleri var. Burada hareketliliğin ve hacmin hala alım yönlü olduğunu görüyoruz. Gelelim dün onunla beraber düşenlere de bakalım. Move endeksi üzerine biz aslında dün neyi görmüştük? Nvidia'nın düşüşü, SMC, Nvidia, Qualcomm ve Algo'ya da düşüş getirmişti. Bugün hepsinde %1'in üzerine bir yukarı yönlü performans olduğunu söyleyebiliriz. Ve Nvidia bugüne kadar 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde en büyük karla, kar marjıyla fiyatlanan şirket olmuştu. %80 oldu. 2020'li yılların başına gittiğimizde bunun benzeri bir performansı biz Cisco'da görmüştük. Dolayısıyla Nvidia hala çok karlı, hala hareketli ortalamanın üzerinde. Buradan da hareketli ortalamanın notunu da düşmekte fayda var. 100 günlük hareketli ortalaması şu anda $92, iki haneli bir rakamda. 50 günlük hareketli ortalaması ise $101 seviyesinde. Nvidia hala önemli hareketli ortalamanın üzerinde ve karlılıkla beraber fiyatlanmaya devam ediyor. Vadeli taraftaki alıcılı hareket bugün seans açılmak üzere. Bakalım burada nasıl bir fiyatlamaya yol açacak, beraber izleyeceğiz. Bu detaylı nokta için Seyircan Ersözlü'ye teşekkür ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Hızlıca araya gidelim. Aranın ardından Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle olacak. Kaçırmayın. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle. Figen Hanım hoş geldiniz. Hiç vakit daraltmadan hemen ilk soruyla başlayalım. Az önce Matthew Blocks'ın ve Sevcan da detaylarına değindi. Nvidia'nın tam merkezinde olduğu bir teknoloji rallisini konuşuyoruz ama yılın ikinci yarısına dair gerek para politikaları gerekse dünyada acaba bir duraksama olacak mı sonradan gelen etkilerle? Fed ve AMB ekseninde bu soruya yanıt arıyoruz. İlk yarı biterken sizin gözlemleriniz neler? Nasıl bir ikinci küresel gündem, ikinci yarıda küresel gündem bizi bekliyor? Aslında baktığımızda Çağlar Bey, yılın ikinci yarısında beklentiler birazcık daha farklılaşıyor. Merkez bankaları, özellikle Fed odaklı beklentilerin daha ağır bastığı bir ikinci yarıya giriyoruz. Bu anlamda da bir daha hani tekrar kartların yeni karılması diye ifade edeyim. Burada portföy değişiklikleri olacaktır diye düşünüyorum. Zaten hani bu sabah baktığımızda aslında bu teknoloji şirketleriyle ilgili düşüşlerde aslında paranın yer değiştirdiğine dair de bir takım yorumlar olduğunu gördük. Yani buradan çıkıp farklı taraflara kayabilir şeklinde yorumları da gördük. Biraz böyle bir ikinci yarı göreceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü ikinci yarı anlamda birazcık daha hareketli böyle işte seçime yaklaşılmasıyla birlikte Amerika'daki seçimlere, işte Fed'in faiz indirimlerine yaklaşıyoruz gibi böyle biraz daha hararetli bir gündemin olduğu bir dönem olacak. Burada da ilk yarıda farklı taraflarda konumlanmış olan yatırımcıların başka taraflara kaydığını takip ediyor olacağız diye düşünüyorum. Şimdi her ülke ister ki bana kaynak girişi olsun, hatta uzun vadeli plan yapan ülkeler ister ki kalıcı yatırım gelsin, istihdamı da burada stabilize etsin. Kimse bu noktada hem büyüme hem de istihdamda kendi payına düşeceklerden geri kalmasın ama siz de biraz önce paranın yer değiştirmesine vurgu yaptınız. Dünyanın belki şu an en kılcal damarlarında o kaynağın dolaştığını görüyoruz ve sıkı para politikaları da gelişen ülkelere para ve kaynak girişi noktasında birçok bilinmezi bir araya getiriyor. Türkiye ve gelişen ülkeler perspektifinde bakarsak ikinci yarı yıl biraz daha havalar açısından stabil bir konumda mı olacak yoksa biraz fırtına ve rüzgar bekliyor mu bizi? Aslında şöyle bakmak lazım Çağlar Bey. Yılın ilk yarısında
yurt dışından aslında Türkiye'ye bakışın çok pozitife döndüğünü aslında görüyoruz. Yani gerek raporlarda görüyoruz, gerek not artırım ve değişikliklerinde bunu takip ediyoruz, gerekse raporlarda takip ediyoruz. Sizin yayınından önce konuştuğumuz işte gelişen ülkeler arasında hangisi ön plana açık diye biz bir çalışma yaptık ya, ülke ETF'lerine, yani gelişen ülkeler arasında ETF'lerde hangisi talep görüyor diye. Şöyle ilginç bir tablo çıktı. Siz bana demiştiniz ki ya bunların arasında ön plana çıkan bir ülke oldu mu diye. Türkiye çıkmış. Çünkü geçtiğimiz yıl şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl daha çok böyle işte Hindistan, Güney Kore gibi giden bir liste var girişlerde. Çıkışlarda da daha çok işte Çin, Rusya, bunlarla karşılaşıyoruz ve Türkiye. Ama 2024 yılının biz ilk yarısına baktığımızda Türkiye'nin oradan negatif taraftan pozitif tarafa geçtiğini, yani gelişen ülke ETF'lerine olan talepte aslında 6. sırada yer aldığını biz görüyoruz. Zaten bu Perşembe günü açıklanan portföy girişlerinde de son dönemde bizim bonolarımıza çok ciddi anlamda ve devam eden girişler olduğunu takip ettik. Aslında biz bu son bir aydır biraz bu vergi meseleleri, yani bir işte taslak paket hazırlanıyor. İşte bu vergi hangi şirketlere mi gelecek, işte borsaya mı gelecek? Burada bir karmaşa vardı. Aslında biraz bunun piyasalarda çalkantısını takip ettik. Henüz de çok iyi bilmiyoruz. Tabii yatırımcılar genelde aslında burada hesaplayamadığı şeyleri önce satmak ister. Aslında böyle bir tablo takip ettik. Çünkü biz hala da bilmiyoruz bu arada. Yani şirketler özelinde mi gelecek, vergilendirme nasıl olacak, işte borsaya gelecek de o gelmeyecek dendi gibi. Biraz böyle aslında içerideki bu taslak metinle ilgili hesaplayamadığımız bir durum var aslında. Biraz onun sancısını yaşıyoruz diye ben görüyorum Borsa İstanbul tarafında. Ama onun haricinde yani dışarıdan bu tarafa baktığımda birazcık daha oradaki tavrın ve şeyin pozitife döndüğünü görüyoruz. Bu sabah da zaten yine Fitch'ten bir açıklama vardı bankacılık sektörüyle ilgili. Orada pozitife giden bir süreç olduğunu söylüyor. Ya orada böyle bir pozitife giden bir trend var. Rakamlarda da görüyoruz biz bunu. İşte gelişen ülke ETF'lerine girişi karşılaştırdığımızda da aslında böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ama tabii ki yabancıların birazcık daha bakış açısı uzun vadeli. Yerli tarafta bizim bakış açımız biraz daha kısa vadeli olduğu için böyle bir oynaklık yaşıyoruz. Öyle ifade edeyim. Çünkü o girişler genelde daha uzun vadeli enstrümanlara. Biz Borsa İstanbul tarafında birazcık daha kısa vadeli bir hareket takip ediyoruz. Şöyle bir tespitte bulunmak mümkün müdür? Yani bir yıldır öncesinde kabaca 2 yıllık sürecin sona ermesinin ardından resme baktığımızda hisse tarafında yabancı çekimser kalıyor. Tamam, 1 yıl bu senenin başından itibaren özellikle bankacılık tarafında, holding tarafında yukarı yönde hareketi görüyoruz ama çekimser kalıyor mu yabancı bir noktada? Çünkü anladığım kadarıyla oraya da referans verdiniz. İkinci yarıda bu durumun Türkiye'nin ve Türk varlıklarının lehte noktasına evrilmesi için hazırlıklı olmalı mıyız? Gri liste konusu başta olmak üzere not güncellemeleri, Türkiye ile ilgili görüşlerin daha da artık pozitife dönmesi gibi. Ya şöyle Çağlar Bey, şimdi biz ilk yarıda aslında Borsa İstanbul tarafında bu yabancının geleceği senaryosu üzerinden çok hızlı yukarıya bir fiyatlama oldu. Bu arada o dönemde belli aralıklarla yabancı girişi de oldu. Fakat sonrasında daha kısa vadeli fonların aslında ilk etapta giriş yaptığını gördük. Çünkü bunlar bir noktada kârlarını realize edip tekrar çıkış yaptılar. Şimdi bizim beklediğimiz bir süreç var içeride. Yani biz hani enflasyonun düşmeye başlamasını ve neticesinde işte sıkı para politikasından çıkış gibi bir aslında 6 ay 1 seneye yayılan bir süreç takip ediyoruz. Genelde de yabancılar işte bu sürecin tam şey noktasında giriş yaparlar diye tahmin ediyoruz. Yani o enflasyonun düşmeye başladığı, artık faiz indirim senaryosunun yavaş yavaş masaya gelmeye başladığı yerde güçlü bir giriş olur diye bekliyoruz. Bu da yaklaşık yılın sonuna denk geliyor açıkçası. Yani yılın sonuna doğru. Şu son dönemde de tabii sabit getiri tarafında da çok cazip bir
şeyler getiriyor var. Bunun ayrıca sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin de aynı zamanda işte gri listeden çıkma ihtimali var. Ya bunu çok konuşuyoruz hani gri listeden çıkış niye önemli diye. Aslında bu şeye benzetiyorum ben bunu hani daha şeyle. Şimdi yurt dışından biz para girişi bekliyoruz. Burada en önemli kriter ne? Swap kanallarının iyi çalışması. Gri listeden çıkış da içeriden dışarıya aslında ticareti olan şirketler, bireyler bunların işlerini aslında kolaylaştıracak bir zemin de oluşturuyor. Bence hani gri listeden çıkışın önemli kısmı dışarıdan girişi evet kolaylaştıracak, oradaki bakış açısını pozitife çevirecek ama içeriden dışarıya ihracatçılar, işte dışarıda iş yapmak isteyenler, hani buradaki şirketlerimiz sonuçta iç piyasayla çalışıyor ama yurt dışına ihracat yapan büyük şirketlerimiz var. Birazcık buradaki işleri kolaylaştıracak. Bu açıdan çok önemli bence. Gördüğüm tabloda da sanki hani biz buradan çıkacakmış izlenimi de açıkçası alıyoruz. Yani bu listeden çıkış daha çok şirketler için bence önemli. Özellikle orada hani bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak bir şey olacak yurt dışı ile iş yapan şirketler için. Hani genel anlamda evet giriş için de önemli ama buradaki şirketlerin dışarıyla iş yapması için daha önemli. Bunda da pozitif bir beklenti var. Ya bu 1-2 aylık süreçte birazcık daha hala buralar hareketli olabilir. Çünkü derecelendirme kuruluşlarının gözden geçirmesi de var Temmuz ayında. İşte gri listeden çıkış beklentisi var. Dediğim gibi sadece şu anda oynaklığı arttıran bu konuştuğumuz bir taslak metin var vergiyle ilgili. Bunu tam bir şeye oturtamadık. Çünkü geçtiğimiz bilanço döneminde de biraz enflasyon muhabbesi yordu, öyle ifade edeyim yani. Araştırma birimlerin analizlerini, işte biraz kafa karıştırıcı olduğu anlar oldu. Dolayısıyla biraz böyle o enflasyon muhasebesinin getirdiği de biraz yorgunluk var. Orada o sonuçlarda mesela hani işte şirketleri ön plana çıkarmak istediğinizde de elinizde çok fazla şirkette biraz kalmadı bu bilanço döneminden sonra. Kalanlarla ilgili geleceğe dair beklentileri de şekillendiremiyoruz. Ama burada en büyük hikaye Türkiye'nin tekrar işte portföy girişi alması, enflasyonda bir noktayı yakalayıp sonrasında bu sıkı para politikasından çıkışı aslında en büyük hikaye. Ama kısa vadeyi biraz şekillendiremiyoruz. Yani ben şu an şeyde Borsa İstanbul tarafında biraz buralardaki hesaplamaların zorlaştığını düşünüyorum. Bu noktada Akıllı Para editörü Begüm Nur Alkış'ın yazısının reklamını yapalım. Son business, Bloomberg Business Fix sayısında hisseye yabancı yatırımcı diye güzel bir derlemesi var. Son sorum da umarım ve ümit ederim, hatta emin de olabilirim ama yarın milli takımımız gruptan çıkmayı başaracak tereddütsüz biçimde bizi zora sokmadan ama şimdi Borsa İstanbul'da ikinci yarıda şu anda gördüğümüz dinamiklerle üzerine buradaki tereddütler atılırsa hem dolar bazında Türk lirasının konumunu da belki açabilirsiniz burada. Gerçi bir 2,5-3 dakikamız kaldı ama bu senenin en azından birinci çeyreğinin sonundan itibaren öngörülen noktalara gelmesine dönük biz de emin olabilir miyiz? Yoksa burada yine gelişen ülkelere para giriş, kaynak giriş konusunu konuştuğumuz o normlar biraz zorlayıcı olabilir mi? Şu ankine benzer patinajlar 11.000'in üzerinden görülmesi sonrasında yaşanabilir mi? Aslında oradaki biraz yabancılar için eşik birazcık daha enflasyon tarafı öne çıkıyor. Kur tarafında birazcık daha sakinliği sağladık, öyle görüyorum ben. Ya şöyle söyleyeyim Çağlar Bey, aslında yaz ayları biraz oynaklığın fazla olacağı aylar olarak görünüyor. Sabit tarafta da aslında iyi bir getiri var. Şimdi ben yılın başından beri baktığımda aslında şöyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Hani getiri anlamında işte Türkiye'de bir yatırım yaptığınızda. Burada A tipi fonlar mesela bu yılın şu ana kadarki en iyi performansını veren yatırım aracı. Sonrasında BIST 30 ve BIST 100 geliyor. Burada şeyi ayıran diyeyim, eğer siz bankacılık sektörü, işte iletişim, sigorta böyle bir portföy sepeti yapmamışsanız eğer hani bir A tipi fonu çok da geçememişsiniz, öyle ifade edeyim. Şimdi ikinci yarıya başladığımızda da şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. İkinci yarıda mesela bu ayın başından beri en iyi getiriyi repo getirmiş.
sonrasında B tipi yani likit fonlar. Birazcık daha böyle bu yaz aylarını sanki likit tarafı ağırlıklı diğer eğer kendiniz takip edemiyorsanız daha böyle içinde hisse barındıran bir fona park edip sonrasında işte son yazın bitimine yakın tekrar hani bireysel bir pozisyonlanma daha mantıklı olabilir gibi geliyor. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Son yatırımcı hesap açılışları geldi. Mesela geçtiğimiz aydan bu aya çok ciddi bir düşüş var. Burada da biraz hani bu olan oynaklığın bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki halka arzlar da vardı. Burada açılan kapanan hesaplar da mutlaka hani bu hesaplamanın içindedir. Ama hani borsaya son dönemde olmadığı kadar bir ilgi var. Hani burada yatırımcıyı küstürmemek de önemli. Bu anlamda diyorum ki yani hani hiç izleyemiyorsanız eğer burada birazcık daha hani likit fon içerisinde hisse barındıran fon böyle bir portföy çeşitlendirilmesine gidebilir. Şeyi de belirtmem lazım yani araştırma bölümlerinde birazcık zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Mesela hani bizim orta vadeli hisse önerilerimizde mesela biz burada işte 6-7 şirket son bilançodan sonra 1-2 şirketi ön plana çıkarabiliyoruz gibi yani çok seçici olunması gereken bir dönem. Bireysel olarak da bunu yapmak biraz zor. Hani biraz böyle otomatik pilota mı diyeyim, öyle bir portföye almak hani bu yaz aylarını rahat atlatır, öyle ifade edeyim. İyi araştırma çalışanının ve iyi araştırma ekibinin kıymetinin bilinmesi gereken evet. Zaman. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Cüngül Cüneyli bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli ve bilgilendirici sohbeti için ve bugünkü Akıllı Paranın sonuna geliyoruz. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.